Ünlü ressam, gazeteci, yazar Fikret Otyam 89 yaşında hayata veda etti. Yakınları, sevenleri acı haber üzerine yasa boğuldu. Fikret Otyam 40 yıldır şeker ve 20 yıldır da böbrek hastasıydı. Son olarak 26 Ocak 2015'te Antalya'daki özel bir sağlık merkezinde girdiği diyaliz sırasında rahatsızlanmış, mide kanaması geçirdiği anlaşılınca da Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi görürken endoskopi için götürüldüğü ameliyathanede kalbi duran Otyam yeniden hayata döndürülmüştü. Otyam böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Çok dirençli bir insandır. Çalışmayı çok sever, üretmeyi çok sever. Hasta yatağında yatıp yattığı yerden besliyordum. Yattığı yerden hayata katılmaya çalışırken hep daha yapacağı işleri planlıyordu. Yazacağım büyük bir kitap var diyordu. Doğu, Güney, Doğu, Anadolu sorunlarını gene anlatacağı. Yapacağım çok resimler var diyordu. Evinde taziyeleri kabul eden Filiz Otyam derin üzüntü içindeydi. Hastanede normal servise geçeceğini umut ederken gelen apansız haber karşısında yıkılmıştı. Daha yazıma başlayacağım tekrar diyordu. Böyle diye diye yine belki 10. 20. kez yine bir yoğun bakımlık olduk. Ambulansa yine götürdüm. Sıkıntıları vardı. Dün sabah gittik. Gece işte yoğun bakımda saat 10:23:45'te artık direnemedi, yoruldu herhalde. Dünya, Ulus ve Cumhuriyet gazetelerinde çalışan Otyam hem resim hem de fotoğraf alanında çok sayıda eser verdi. Birçok sergi açtı, sanatçının 14'te kitabı bulunuyor. Dilindeydi her şey. Düşündüğünü konuşuveren, içinde olan her şeyi konuşan ama kocaman yürekli bir adamdı. Kocaman yürekli adam. Göçtü. Çalışmaları, eserleri bizimle. Gönlü koca gönlü bizimle. Otyam'ın cenazesi vasiyeti üzerine temelini de attığı Hacı Bektaş Veli Cemevinden kaldırılacak.